Sevgili izleyicilerimiz, Bir Yemek Bir Tarif köşemizde neredeyiz? Dedeman Otel'in mutfağındayız tabii ki. Bundan böyle bu güzel köşemizde efendim Dedeman Otel'in mutfağından ve aşçı başımızdan, Hüseyin ustamızdan çok güzel tarifler alacağız. Öncelikle kendisini tanıyalım istiyoruz. Çünkü bundan böyle bütün çekimlerimizde bize eşlik edecek ve bize çok güzel tarifler verecek kendileri. Kendisini tanıdıktan sonra bugün bizler için neler hazırlamış bunu merak ediyoruz. En çok sevdiğimiz şey tabii ki yemek. Evet. Bunun öncesinde de hazırlamak. Ustam merhaba. Tabii. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Bolu Mengenliyim. Konya 2002 yılına geldim. 2006 yılından beri de Konya Dedeman'da çalışmaktayım. Son 3 yıldan beri de aşçı başlığını yürütmekteyim. Tebrik ediyorum. Neden bütün iyi ustalarımız Bolu'dan çıkıyor acaba? Vallahi buna özel bir eğitim, yetiştirme tarzından mı, eğitim mi, yoksa ne teşvik ediyor sizi ya, yemek konusuna? Ya bu bizim ata mesleğimiz. Ta İstanbul'daki geçmişteki saraylık döneminden beri evet, ata mesleğimiz olduğundan dolayı bütün akrabalar da birbirlerini saray mutfağına çektiği için o süreç bugüne kadar gelmiş. Bolu'da herkes aşçılar da genelde öyle. Evet. Evet, artık Konyalı olmuşsunuz. Evet, Konyalı oldum. 15 yıl oldu. Çok güzel, hem Konya mutfağının hem de Türkiye'nin dört bir yanının meşhur yemeklerini tabii ki burada yapıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bugün bizlere bu güzel köşemiz için ne hazırladık? Bugün narenciye soslu somon balığı yapacağız. Hı hı. Özellikle portakal, greyfurt, limondan özel bir sos yapacağız. Onun haricinde de ayrıyeten içine tahin vereceğiz. İlk defa Konya'da tahinli ve narenciye soslu bir somon balığı yapacağız. Ben ilk defa duyuyorum. Hani tahini biz böyle yemek sonrasında pekmezle falan karıştırırız. Hani bazı yerlerde açmalarda falan kullanmayı, tüketmeyi evet, çok seviyoruz. Bir kere greyfurt var bunun sosunda. Evet. Narenciye sosu var. Efendim zaten sebzeler güzelleştiriyor. Limon var, biber var, tahin var, krema olacak. Altına kullanacağımız sebzelerde kabak, renkli biberlerimiz olacak, soğan olacak. Ustam eminim güzel bir lezzet çıkacak olacak, ortaya. Tatlandıracak ama inşallah. Ben merak ediyorum. Şimdi sizi ustamla birlikte baş başa bırakıyorum ve güzel tarifimizi kendisinden alıyoruz. Somon balığını fileto haline getirdikten sonra temizliyoruz. 200 gram aşamasına getirdikten sonra altına kullanacağımız garnitür sebzeler olacak. Renkli biberler olacak, kabak olacak, soğan olacak, çeri domates olacak, pink biber, tahin, kapari çiğ olacak ve nişastayla da son aşamada bağlayacağız hepsini. Öncelikle portakal sosumuzu, limon ve greyfurt sosumuzu ocağa koyacağız. Kısık ateşe alacağız. Şöyle koyarsak daha iyi olacak. Ondan sonra sebzelerimiz, soğan. Bu şekilde yanımıza hazırlayacağız. Somonumuzu yapım aşamasına geçiyoruz şu anda. Öncelikle bir miktar sızma zeytinyağımızı ocağımıza koyacağız. Bu arada arkasından somon balığımızı tatlandırma aşamasına geleceğiz. Kaya tuzu, karabiberle beraber kaya tuzumuzu da attıktan sonra ocağımızı açtık. Tavada yağımızı ısınırken sebzelerimizi haşlamak için suyumuzu koyduk. Balımızın sosu için narenciye sosumuzu koyduk. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş şimdi başlayacağız. Balık sezonu da artık açıldı. Çeşitli Türkiye zaten balık zengin olduğu için bir sürü balık çeşidimiz var. Önümüzdeki süreçte de inşallah diğer balıklarımızın da çekimini yaparız diye düşünüyorum. Suyumuz kaynadı. Balımızın altına koyacağımız sebzelerimizi, soğanımızı, çeri domatesimizi buraya da koyabiliriz yakın olsun diye. Balımızın altına soğanımızı atacağız. Sebzelerimizi önce sırasıyla atacağız. Çünkü havuç diğer sebzelere göre daha geç haşlandığı için onu biraz daha şey yapacağız. Erken attık. Diğerlerini de arkasına atacağız. Somon balığımızı bir ön kızartma yapacağız. Onun arkasından da 5 dakika fırında pişirdikten sonra soslarını tamamladıktan sonra servis aşamasına geçeceğiz. Narenciye sosumuz da kaynadı. Narenciye sosumuz içinde greyfurt, portakal suyu, limon olacak. Artı kaynadıktan sonra da rendede greyfurt ve portakalın kabuğunu rendelikten sonra bir miktar içine atarsak bu da sosumuzun aroması açısından çok daha güzel olacaktır. Havucumuzun arkasından diğer sebzelerimizi atacağız. Şöyle bırakalım. Balığımızı mühürledikten sonra arkasından fırınımıza vereceğiz. Şöyle. Sebzelerimiz de kaynıyor bu arada. Sebzeleri fazla haşlamayacağız. Hem renk kaybı olmaması için ve diri gözükmesi için. Balığımızı artık fırın şeyimizi alabiliriz. Balığımızı tavada mühürledikten sonra fırında bir 5 dakika pişirme aşamasını yapacağız. Çünkü balığımızın suyunu kaçırmamamız için 5 dakika süreçte fırınımıza vereceğiz. Daha lezzetli olması için. Şöyle balığımızı fırın küvetimize koyacağız. 5 dakika fırına atıyorum. Önceden ayarladık ve marş ediyoruz. Biz de bu arada balığımız pişerken tavamızı ocağından alalım. Sos aşamasına geldik. Sebzemiz de kenarda haşlanıyor. Haşlanan sebzelerimizi süzebiliriz. Şöyle. Bunlar kenarda dururken tavada da tereyağında sebzelerimizi tatlandıracağız. Sosumuz çekti şu anda. Kıvamını buldu. Bağlama aşamasına geldik. Önce kapari çiçeklerini vereceğiz sosumuzun içine. Şu şekilde. Ben 20-30 gram atıyorum ama seyircilerimiz daha az kullanabilirler ya da daha fazla kullanabilirler. Nişastamızı şu şekilde bağlamak için yeterince bir miktar nişasta olacak. Ve bunu suyla beraber küçük saplı tavamızda pütür kalmaması için şu şekilde ezeceğiz. Sosumuz kaynıyor. Altını ben biraz daha açayım. Nişastayı fazla bağlamayacağız. Kıvamını bulduğumuzda kapatacağız. Şöyle kenara alacağım. Bir miktar da krema vereceğim. Hem sosumuzun fazla sert greyfurt ve kabukları olduğundan dolayı sertliğini alması için ve renk kıvamını bulması için. Sosumuzun kıvamını yakaladık. Hem altın renginde kıvamı çok güzel gözükecek şekilde bu şekilde hazırlayabiliriz. Sosumuzu da kenara koyacağız. Sebzelerimizi tereyağında söteleyeceğiz şimdi. Sebzeleri dediğim gibi az haşlanmış suda kıvamına göre haşlayacağız ve renk değerini, özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Bir miktar yine kaya tuzu. Beyaz biberimizi tatlandıracağız. Şu şekilde. Buna da yine bir miktar ben krema vereceğim. Ama krema seven misafirlerimiz, seyircilerimiz de krema katmadan da servis yapabilirler. Şu anda sebzemiz hazır. Sebzemizi şu şekilde bırakacağız. Sosumuza tahin sosumuzu ilave yapacağız. Tahin sosunu çok fazla verirsek çok koyulur sosumuz. Az verirsek de açık kalır. Onun için kıvamı çok önemli. Çünkü burada tahin, portakal, nişasta olduğu için kıvamına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Sosumuz da hazır. Balığımızın süresi piştikten sonra servis aşamasına geçebiliriz. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi ustamız pratik bir şekilde bir dünya malzemeden çok güzel bir tarif çıkardı ortaya. Ellerine sağlık diyorum. Şimdi ben izlerken şunlar bazı şeyler dikkatimi çekti. Mühürleme yaptık, bağladık bir şeyleri. Bunların anlamları ne? Niçin yapıyoruz bunları? Bunların da detayını ustamdan bir öğrenelim. Tabii ki. Balığımızı önce tatlandırdık. Tuz, kaya tuzu ve beyaz biberle tatlandırdık. Ondan sonra tavada hızlı ateşte mühürledik. Balığımızın özündeki suyu kaçırmamak için. Peki normalde diğer balıkları da kızartırken yüksek ateşte mi kızartmamız gerekiyor? Ya tabii balıktan balığa değişiyor. Çünkü fileto balık var, fırında pişirdiğimiz var, tavada pişirdiğimiz. Balığın cinsine ve büyüklüğüne göre pişirme teknikleri değişiyor. Bu somon balığı olduğu için. İlerleyen bölümlerde onları da göreceğiz inşallah. Bu somon balığı ve fileto, yani kılçıksız bir balık, geniş bir balık olduğu için biz bunu mühürledik suyunu kaçırmamak için. Arkasından da fırınımıza 5 dakika 200 derecede pişirdik. Çok balığımız pişerken de sosunu yaptık. Narenciye sos dedik. Narenciye sosta greyfurt, portakal suyu, limon var. İçine kapari çiçeği var. Kapari çiçeği bunlar. En sonda sosumuzu az bir nişastayla bağladıktan sonra bir miktar tahin ilave yaptık. Altına da garnitür olarak çeşitli mevsim sebzeleri hazırladık. Bunu da tereyağıyla bağladık. Bir miktar da krema verdik. Ama seyircilerimiz sevmeyen veya katmasını istemediği kremayı katmadan da servisini yapabilirler. Bence krema az koyduk ya, böyle lezzet veriyor. Evet, bence kesinlikle. Lezzetini değiştiriyor. Ama sebze de bir o kadar güzelleştiriyor. Evet. Şimdi sunum kısmına geldik. Tabii balığımız hazır. Sosumuz hazır. Garnitürümüz de hazır. Şimdi servisini yapabiliriz. Hadi bakalım. Servis zamanı diyoruz. Şimdi önce sebzeleri. Şuradan ben bir kaşık alayım. Önce ben kalıpla koyacağım ki bir miktar daha vereceğim ama görseli biraz daha düzgün gözüksün diye. Kapya biber çok yakışıyor değil mi? Çok seviyorum ben de. Yemeklerde bence bol bol kullanın. Sebzeyi koyduk. Bir miktar şöyle bastıktan sonra kalıbımızı kaldıracağım. Evet. Çünkü yemeklerin toplu gözükmesi, dağınık durmaması hem görsel açısından, göz zevki açısından güzel bir şey. Bir gün de bunu işleyelim ustam. Sunumlar da önemli çünkü. İnşallah. Çok albenisi olması gerekiyor bence. Pişen balığımızı üzerine şu şekilde bırakacağız. Sosumu hazırladık. Biraz da şöyle karıştırayım. Çünkü bu malzemelere rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve evde kendiniz de yapabilirsiniz. Kesinlikle. Balığı fazla cıvık yaparsan sosumuzu fazla cıvık yaparsak balığın üstünden akar gider. Bu balığın üstüne koyduğumuzda sadece akışkan olmaması gerekiyor. Evet. Çünkü balığımızın da sosumuzun özelliği de bu. Şöyle koyacağız. Evet, soya soslu somon fileto tarifimizde bu bölümde. Ve bu biberin özelliği ne? Bu biber tat açısından değil de normalde görsel açısından. Evet, tane karabiberin kırmızı olan pink biber diyoruz biz buna. Hem görsel açısından hem de misafirlerimizin masaya giderken güzel bir görünmesi için. Ben bir miktar çeri domates kullanacağım. Hem dekor olsun diye şuraya. Burada yeşilliklerimiz de var. Bir miktar somon balığına ve sosa çok güzel gider. Dereotu güzel gider. Sevmeyenler değiştirebilirler efendim bunu. Ve biberiye konulabilir ama dereotu var. Ben yine de görsel açısından güzel gözüksün diye şu köşeye de bir adet biberimizi yaptıktan sonra son haliyle ekranlarınıza getireceğiz. Efendim bu bölümde çok güzel bir tarif aldık. Evimizde kolaylıkla, hele ki bu sezonda bol bol balık tüketmemiz gerekiyor. Birçok faydasına yeri geliyor bahsediyoruz. Bol omega 3 diyoruz. Kesinlikle. O yüzden çokça tüketin. Bizden de güzel tarifleri almak için bizi takipte kalın. Güzel bir ajanda oluşturun. Ben ustama teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun.